Evet, sevgili izleyiciler, Kanal 25 ekranlarından hepinize bir kez daha merhaba diyoruz. Malum 30 Mart 2014 tarihinde yerel seçimler yapılacak ve siyaset arenasında hareketli günler, hareketli dakikalar, hatta hareketli saniyeler yaşanıyor. Gerek Ankara Genel Merkez'de, gerekse Erzurum'da bulunan siyasi partiler aday belirleme noktasında üzerlerine düşen çalışmayı yapmaya devam ediyorlar. Şu ana kadar sadece Saadet Partisi'nde 2 ilçe başkanı adayı açıklandı. Diğer siyasi partilerde henüz bir hareketlilik yok, aday açıklanması yönünde. Peki neler oluyor? Siyasette neler oluyor? Evet, aslında yeni bir formatta, yeni bir programla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Seçime doğru diyoruz ama biz bize Erzurum programımızın adı ve bu programda Erzurum'un sorunlarını, Erzurum'da olması gerekenleri, beklentileri, vatandaşların direktmen bizimle muhatap olup sorunlarını aktarabilecekleri bir program. Evet, ilerleyen dakikalarda canlı telefon bağlantıları alacağız. Kısa mesaj attığımızdan sorularınız olursa onları buradan paylaşacağız. Ayrıca yine kanal25.com adresinden canlı olarak internetten de bizi takip edebileceksiniz. Siyasette neler oluyor dedik? Siyasette hareketli dakikalar yaşanıyor. Kulisler dönüyor, bir takım dedikodular atılıyor, fısıltı gazetesi bir şeyler çıkarıyor. Gelinen noktada şu dakikaya kadar özellikle gözlerin çevrildiği AK Parti'de büyük bir suskunluk hakim. Temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklaması alelacele neden yapıldı? Bunları da biraz sonra konuşacağım ama aslında üzerinde duracağım konu, bugünkü üzerinde duracağım konu, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın haddini aşarak Erzurum'un isminin değiştirilmesi yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir teklif vermesi, bunu konuşacağız. Stüdyomda çok değerli bir konuğum var sevgili izleyiciler. Eğitimci, aynı zamanda da Saadet Partisi'nde siyaset yapan ve Saadet Partisi'nde seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini yürüten Erdal Karagül bizlerle birlikte. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Öncelikle bize bu vakitte televizyonunuzda yer verdiğiniz için öncelikle size teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda, televizyonunuza ve yöneticilerinize ve çalışanınıza teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Televizyonların başında bizleri izleyen bütün kardeşlerimize, Erzurum halkına iyi akşamlar diliyorum. Evet. Tekrar hoş geldiniz sevgili hoş hocam. Bulduk. Şimdi sevgili izleyiciler, 213-15-20 telefon attığımız. Yönetmen arkadaşımdan rica ediyorum, telefon numaramız ekranın alt köşesinde bulunsun. Ayrıca 38-34 kısa mesaj attığımız var. Kanal 25 yazıp boşluk bıraktıktan sonra Erzurum'la ilgili yapılması gerekenler, Erzurum'un eksiklikleri neler? Bunları da kısa mesaj olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hatta siyaset konusunda Erdal hocamıza sormak istediğiniz soru da varsa bunu da yine gerek telefonla gerekse kısa mesaj hattımızda bizlere gönderebilirsiniz diyorum. 213-15-20. Evet, şu anda arkadaşlarım ekrana düştüler. Şimdi sevgili izleyiciler, önce BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın haddini aşarak ve bazı milletvekilleri, BDP'li milletvekilleri Türkiye'de bazı değişik illerin isimlerini değiştirme yönünde girişimlerde bulundular. Tabii hafta içi Erzurum'a bu konu bomba gibi düştü. Aslında biz isterdik ki bu konu hakkında Erzurum'u temsil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi temsil eden vekillerimiz çıkıp da bangır bangır bu olaya tepki göstersinler. Ama maalesef sadece bugün AK Parti Milletvekili Cengiz Yavilioğlu yazılı bir açıklamayla tepki göstermiş. Gönül isterdi ki bizler yerel televizyonlar, ulusal televizyonumuz da var, radyolar, diğer gazeteler, ajanslar tepkimizi öyle bir gösterelim ki
altan tan denilen hadsiz neye uğradığını şaşırsın. Ama maalesef bazı sivil toplum kuruluşları, bazı siyasi partinin il başkan yardımcıları veya il başkanları bu duruma sadece sıradan bir basın açıklamalarıyla tepki gösterdiler. Erzurum, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı il, Serhatlar şehri, evliyalar, enbiyalar şehri diyoruz. Nene Hatunlar diyoruz. İbrahim Hakkı Hazretleri diyoruz. Alvarlı Muhammed Efendi diyoruz. Peki, ismimizi değiştirme cüretini gösteren bu hadsizlere niye hadlerini bildirmiyoruz? O cesareti nereden alıyorlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konu gündeme gelirken oradan çıkıp da bir Erzurum milletvekili, ey kardeşim sen kimsin? Niye Erzurum'un ismini değişiyorsun? Git Diyarbakır'ın değiş deme cesaretini gösteremedin mi? Peki orada bizi kim temsil ediyor? 5 AK Parti milletvekili, 1 Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili var. Acaba hiçbiri mi yoktu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Peki bunlar Ankara'da ne yapıyorlar? Bizi kim savunacak? Bizim sahibimiz kim? Mecliste bizi yöneten kim? Şimdi adamlar öyle bir cesaret almış ki bildiklerini okuyorlar. Evet, hafta sonu Erzurum tüm Türkiye'ye bir mesaj verdi. Tabyalara yürüdü. Sabahın 5'inde ninelerimizle, annelerimizle, abilerimizle, babalarımızla, dedelerimizle, elimizde Türk bayrağıyla muhteşem bir yürüyüş yaptık. Ecdadımızı sahip çıktık. Biz çıkarız. Burası Erzurum. Burası milliyetçi muhafazakar bir kesim. Burada kimse borusunu da öttüremez. Altan tan gibi denilen hadsizler hiç zaten boru öttüremez. Ve biz Türkiye'ye bir mesaj verdik. Erzurum, burası bir kaledir. Asla yıkılmaz. Kimse burayla uğraşmasın. Burayı ne Hakkari sansınlar, ne Şırnak sansınlar, ne Nusaybin sansınlar. Burası Serhatlar şehri Erzurum. Dadaşlar diyarı Erzurum. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü, haddi hiçbir şeyi yetmez. Kısaca uzatmayayım. Aslında çok doluyum. Gerçekten çok doluyum. Çünkü bugün olmuş, Hükümet Partisi'nin il teşkilatından bir ses çıkmamış. Hükümet Partisi'nin milletvekillerinden bir ses çıkmamış. Muhalefet, mecliste bulunan muhalefet partisinden sadece il başkanı bugün bir kınama açıklaması yapıyor. Evet, tepki göstermesini bilmiyoruz. Erzurum'da milliyetçiyiz, muhafazakarız diyoruz ama maalesef tepkimizi de gösteremiyoruz. Evet, şimdi gelelim sevgili izleyiciler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 27 Ekim tarihinde bir temayül yoklaması vardı. Düşünün ki 1 Kasım tarihine kadar aday adayı müracaatlarının devam ettiği hükümet partisinde nedense alelacele bir temayül yapıldı. Anlayamadık. Niye 2 Kasım, 3 Kasım, 5 Kasım, 10 Kasım değil de 27 Ekim? Sebep, gerekçe ne? Şimdi tablo böyle olunca temayül yoklaması sonuçları açıklanmadan çuvalların ağızları bağlandı. Ankara Genel Merkezi gitti. Güzel. Buraya kadar iyi. Daha sonra bazı medya kuruluşlarında çeşitli rakamlar çıktı. Afaki rakamlar çıktı. Bu sefer teşkilat tepki gösterdi. Yalan. İyi kardeşim, yalan. Tamam, dolan ayrı bir olay. Yanlış bilgi verilebilir. Yanlış hesap yapılabilir. Ama il teşkilatı neden alelacele bir temayül yaptı? Bunu biz anlayamadık. Şimdi bugün balon patladı. Temayül sonuçları açıklandı. Evet, Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı temayül yoklamasında aday adayı olmayan ama genel merkezin emrindeyim, ne zaman isterse aday adayı olurum diyen il başkanı Murat Kılıç 640 oy almış teşkilatta. En yüksek oyu almış. İkinci sırada
İki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi temsil eden milletvekili Sayın Muzaffer Gülyurt 116 oy almış. Üçüncü sırada yine bir milletvekili var. Saadettin Aydın 65 oy almış. Dördüncü sıradaysa iki dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Sayın Ahmet Küçükler 35 oy almış. Bekir Korkmaz 33, Fatih Cengiz 31, Recep Akdağ 27, Sadullah Kara 10. Palandöken Belediyesi'nde ise Orhan Bulut'tan 39 oy, Ahmet Akçay 24 oy, Cenap Köksal Birdal 15 oy almış. Yakutiye Belediyesi'nde Fatih Cengiz 40 oy, Ali Korkut 35 oy, Abdullah Keleşoğlu 18 oy almış. Aziziye Belediyesi'nde ise Ahmet Gül 32, Fatih Cengiz 23 oy. Şimdi konuyla alakalı hocam istatistik rakamları açıklıyorum, kusura bakmayın. Sevgili izleyiciler, bu temayül yoklaması ile ilgili size bazı tepkiler var, onları aktaracağım. Tepki nereden gelmiş? Genel merkezden gelmiş. Erzurum AK Parti il ve ilçe teşkilatları her geçen gün yeni bir tartışmayla çalkalanıyor. AK Parti'deki iç çatışma şimdi de sosyal medyaya taşındı. Evet. Zaman zaman kendi aralarında da sert tartışmalar yapan AK Partililerden giden tweetler genel merkez tarafından yakinen takip ediliyor. İşte o çarpıcı tweetlerden bazılarını okuyacağım. Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı. Erzurum teşkilatı sanki sadece il başkanının çalışanı gibi davranıyor. Böyle teşkilatçılık olmaz. Bütün aday adayları bizim. Menderes Türel, Genel Başkan Yardımcısı. Erzurum teşkilatı sanki sadece il başkanının çalışanı gibi davranıyor. Böyle teşkilatçılık olmaz. Bütün aday adayları bizim. Hüseyin Çelik. Aynı tweetler. Erdem Ekrem, Mustafa Şentop. Sevgili izleyiciler, diğer adaylar da partimizin zenginliği değil mi? Teşkilat görevlilerinin böyle davranması ne kadar doğru? Erzurum teşkilatı her platformda sadece il başkanını destekliyor, ön plana çıkarması ne kadar doğru? Yani daha bir sürü tweet var burada. Ve bunu gönderenler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcılarıyla önde bulunan isimler sevgili izleyiciler. Aday adayı olmayan ama genel merkez olursa geç kardeşim derse hazırım diyen bir il başkanı ve diğer taraftaysa iki eski milletvekili, mevcut belediye başkanı ve yine aday adayı olan birkaç isim. Bu yıl bu seçimde aslında Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 7 kişi müracaat etti Adalet ve Kalkınma Partisi'nde aday adayı olarak. Evet, aday adaylığı bazında ilginin az olduğu bir gerçek. Daha önceki seçimlere bakarsak. Gerçekten de çok az bir sayı. Niye bu düşüş? Neden böyle oldu onu da bilmiyoruz. Evet, alelacele dediğim gibi bir temayül. Sonuçları birileri farklı, birileri farklı lanse etti. Genel merkez işte temayül yoklamasının oylarını saymış, çıkan tablo bu. Tablo böyle olunca da genel başkan yardımcıları teşkilata yüklenmiş. Bir de ben şunu anlamıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yapılan temayül yoklamalarının hangisine uyuldu? Genel merkez hangisine uydu? Daha önce 3 liste gitti buradan. 3 listeden kim girdi? Şimdi temayül yoklaması dikkate alınıyor falan filan gibi bir şeyler var. Geçelim bir başka konuya. Bu sıralar çevre kirliliği o kadar fazla ki sebebi de aday adaylarının yapmış olduğu broşürler sevgili izleyiciler. Tam bir çevre kirliliği yaşıyoruz. Abi evimize gidiyoruz. Apartman girişlerinde, posta kutularında boy boy aday adaylarının afişleri, broşürleri. Yerlerde, mahalle araları, sokak aralarında
Boy boy afişler. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir çalışmadır? İlimiz Erzurum, Bağbali'de, basın sektöründe İstanbul'dan sonra en fazla medya sektörünün olduğu il olmasına rağmen aday adayları nedense ya işin ucuzuna kaçıyorlar el broşürleriyle ya da tanıtımın ne olduğunu bilmiyorlar. Şimdi size bir örnek. Bir aday adayı bir broşür bastırmış. Ve arka tarafta bir sürü vaatte bulunmuş. Bu vaatlerden bazılarını okuyacağım size. Niçin aday adayı oluyorum demiş. Gençleri gelecekten emin kılmak için. Ben buradan soruyorum bu aday adayına. Gençleri gelecekten emin kılmak için ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz? Bugün üniversiteyi bitirmiş binlerce işsiz genç var. İş mi vereceksiniz? Öyle bir potansiyeliniz mi var? Yoksa trilyonersiniz de bunlara para mı dağıtacaksınız? Esnafı borçtan kurtarılmış kent kılmak için. Ya inanın bazen gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Bugün Erzurum'da esnafımızın %90'ı bankalara borçlu. Esnafımızın %90'ı diyorum. Biz bunu defalarca haber bültenlerimizde dile getirdik. Esnaf borçtan gözünü açamıyor. Büyükşehir belediye başkanı olduğunda aday adayı esnafa ne yapabilirsin? Banka mı kurup para vereceğim? Bunu da anlamadım. Gelelim. Ailevi sorunsuzlaştırılmış kent kılmak için. Yani bir belediye başkanı benim ailemin içini ne bilir? Aileler arasında yaşanan tartışmaları, çatışmaları nasıl önleyebilir? Bunu da ayrı merak ediyorum. Kentler arası rekabette öncü kılmak için. Neyin rekabeti bu? Biz Kayseri ile yarışabilir miyiz? Biz Konya ile yarışabilir miyiz? Biz İstanbul'la, Ankara'yla, İzmir'le, Bursa'yla yarışabilir miyiz? Hangi rekabetten bahsediyor bu aday adayı? Ekonomide şahlandırmak için. Abo. Ekonomi Bakanlığı'na soyunmuş arkadaşımız, haberimiz yok. Halkı mutlu kent kılmak için. Diplomasi ve proje kenti kılmak için. Zaten Erzurum toplantı şehri değil mi? Bunu defalarca biz söylüyoruz. Erzurum'da yapılan en güzel şey toplantı yapmak. Başka bir şey yaptığımız yok. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerimiz sağ olsun. Öyle şehir merkezinde de yapılmıyor toplantılar. Arabası olan gidiyor, arabası olmayan da gidemez abi. Toplantı. Birileri konuşuyor, insanlar uyuyor, dinliyor, dinlemiyor, anlıyor, anlamıyor. Ama toplantı. Ayrımcılıklardan arındırmak için. Soru işareti. Yatırım cennetine dönüştürmek için. Galiba bu aday adayı iş adamı. Küresel sermayenin odağı yapmak için. Şimdi Erdal Hocam, o kadar çok vaat var ki, bilişim kentine dönüştürmek için, planlı ve imarlı kente dönüştürmek için, iki dönemdir Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belediye başkanlığı yapan ve sizin de genel sekreter yardımcısı olduğunuz bilim, Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyorsunuz, sevgili aday adayı, koordineli ve yönetişimle yönetmek için, sivil toplum kenti kılmak için. Erzurum'da olan dernek sayısı binleri aşmış. Erzurum'da olan sivil toplum örgütleri sayısı yüzleri geçmiş. Biz hala sivil toplum örgütü kenti olacağız da, dernek kenti olacağız da bilmem ne. Öğrencilerine burs sağlamış kent kılmak için. Engellileri engelsizleştirmek. Engellilerin engellerini kaldıracağız ama daha kaldırımlarda engellilerin nasıl inip çıkacağı konusunda bir doğru düzgün çalışma yapılmamış. Yaşlıları sahiplenilmiş kent kılmak için. Devlet ile halkı kaynaşmış. Erzurum zaten devlet ile barışık. Yani o kadar sıralamış ki aday adayı. Bir de dediğim gibi inanın
Çevre kirliliğine neden oluyor bunlar sevgili izleyiciler? Sabah kalkıyoruz, sokaklarda yürüyoruz. O temizlik işçilerine bazen acımıyor değilim. Allah yardımcıları olsun. Buradan da onlara selam gönderiyorum. Abi adamların işi gücü işte böyle broşür süpürmek. Ya yazıktır, günahtır. 10 bin tane bastır, tek tek dağıt. 100 bin tane bastırıp da sokak sokak yerlere atmanın bir manası yok. Artık siz mi attırıyorsunuz yoksa vatandaş alıp da kale almadığından mı atıyor? Tabii o da tartışılır. Evet sevgili hocam, biraz çok konuştum. Özür diliyorum. 213-15-20 canlı telefon attığımız bu arada yönetmen arkadaşımdan rica ediyorum. Magister Başkanı Abdurrahman Oğuz bizimle irtibata geçecekti. Çünkü mahalle başında bulunan Ziraat Bankası ile ilgili bir durum vardı. Kapanacak mı, kapanmayacak mı gibisinden ama onu da son durumunu alacağız. Evet. Evet. Erdal Hocam, siyasi tablo, atmosfer böyle. Gelinen nokta belli. Şu anda seçim süreci aday adayları belirleme noktasında. Evet. Öncelikle Saadet Partisi neler yapıyor? Biraz ondan başlayalım. Öncelikle tekrar bizi televizyonlarının karşısında bekleyen milletimize en içten muhabbetlerimle selamlıyorum. Selamun aleyküm. Elbette ki yeni türküler söylemek lazım. Biz 1969'dan beri Milli Görüş Hareketi olarak milletimizin geleceğinde gerçekten büyük değişimler gerçekleştirmiş, milletimizin tarihin derin köklerinden aldığı inancıyla zıtlaşmamış, ona gerçekten saygı duymuş, onunla birlikte kararlarını netleştirmiş, onun için gece gündüz aşkla, şevkle çalışmış bir siyasi partiyiz. Evet. Elhamdülillah 5 tane partisi kapatılmış. İçerisinden 3 tane ayrılık türküsü söyleyen insanlar çıkmış. Evet. Buna rağmen bütün ilçe teşkilatlarıyla, il başkanlıklarıyla, genel merkeziyle birlikte gece gündüz milletimizin hizmetinde çalışan bir siyasi partiyiz. Evet. Elbette ki siyasetin yolları dikenlidir. Burada yürümek gerçekten her baba yiğidin işi değildir. Milletimizin tarihi misyonunu yüklenen Saadet Partisi, yani Milli Görüş'ün partisi olan Saadet Partisi, milletimizin geleceğinde söz hakkı oluşturabilmek için yerel seçimlerde gece gündüz her gün bir seçim bittikten sonra diğerine kadar gece gündüz çalışan en güzel adaylarla bu millete nasıl fayda getirebiliriz, onların geleceğini nasıl aydınlatabiliriz, onlara nasıl umut verebiliriz noktasında gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için de biz de bu seçimlerde adaylarımızı inşallah belirliyoruz. Sizler de zaten yakından takip ediyorsunuz ki her siyasi partiye rağmen bütün siyasi partiler şu an çalışıyor, gayret ediyor elbette ki. Biz de bunlardan birisiyiz. Saadet Partisi olarak şu an biz adaylarımızı açıklıyoruz. Farkımız bu. Evet. Şimdi buyurun. Sevgili hocam, malum yeni bir kanun çıktı. Yeni bir demokratikleşme paketi, evet, adı altında. Partilerde işte baraj düşürme bilmem ne falan filan. Saadet Partisi seçime nasıl hazırlanıyor sevgili hocam? Biz Saadet Partisi olarak seçimlere nasıl hazırlanıyoruz? Öncelikle milletimizin inancına güvenerek hazırlanıyoruz. Milletimizin değerlerine sahip çıkarak hazırlanıyoruz. Saadet Partisi olarak adaylarımızı belirlerken, yani seçime hazırlanırken öncelikle şuna dikkat ediyoruz. Adayımız milli ve manevi değerlerine bağlı bir insan mı? Milli değerlerine niçin bağlı olması lazım? Çünkü Milli Görüş'ün temelinde milli değerler vardır. Hazreti İbrahim'den başlayan Milleti İbrahim kavramına dayanarak Sultan Alparslan'la, Fatih Sultan Mehmet'le, Yavuz Sultan Selim'le ve bugünümüze Erbakan hocamızla gelen bir davaya yakışır mı?
Milletin değerleriyle çatışan bir aday mı, yoksa milletin değerlerine sahip çıkan, milli değerlerine sahip çıkan bir adam mı? Buna dikkat ediyoruz. Bir belediye başkanı mı? İkincisi, manevi değerlerine ters düşen bir insan mı? Biliyorsunuz bizim milletimizi ayakta tutan maneviyatıdır. Maneviyatsız bir toplumun ayakta durması mümkün değildir. Yanı başımızda Rusya'nın, biliyorsunuz 75 yıl sonra nasıl parçalandığını gördük. Dolayısıyla maneviyata dayanmayan bir düşüncenin, bir ideolojinin, bir sistemin ayakta durması mümkün değil. Saadet Partisi olarak biz adaylarımızı buradan güç alarak oluşturmaya çalışıyoruz. İkincisi, belediye başkanımızda bu milletin önüne geçebilecek kabiliyet ve imkan var mı? Milletimizin vizyonunu yenileyecek, efendim herkesin söylediğini söylemeyecek bir kabiliyet, bir imkan, bir düşünceye sahip mi? Elbette dış görünüş önemlidir ama insanların yaptıklarına biz bakarız, yaptığı projelere, üretkenliğine bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla adaylarımızı belirlerken buna da dikkat ediyoruz. Yine belediye başkanımızın bize Saadet Partisi'ne aday olacak, belediye başkanımızın milletimizin nezdinde herhangi bir olumsuz düşüncesi var mıdır? Ya da olumlu bir düşüncesi var mıdır? Çünkü bu millet her şeyi biliyor. Allah'ın izniyle bu millet feraset sahibidir. Onlar gerçekten milletimizin kaderini belirleyecek kabiliyette insanlardır. Dolayısıyla biz bunu milletimizin önüne getirirken hakkında herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir şey varsa milletimize söylüyoruz. İlçelerimizde bu çalışmayı yapıyoruz. Dolayısıyla komisyonumuza getiriyoruz ve tekrar adayımızı gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yine projeye dayalı. Elbette herkes her şeyi söyleyebilir. Herkesin söyleyecek sözü vardır. Bakın biz Erbakan hocamızla çıkmış olduğumuz bu yolda, milli görüş yolunda ağır sanayi hamlesini başlattık. Erzurum'umuzda şu an Tortum ilçemizde ve diğer ilçelerimizin birçoğunda bizim fabrikalarımız, hocamızın attığı fabrikaların eserlerini görebilirsiniz. Eğer ağır sanayi hamlesi gerçekleştirseydi, az önceki arkadaşımızın okuduğunuz tebliğinde eğer ağır sanayi hamlesi gerçekleşseydi, bugün Erzurum'un sokaklarında, Cumhuriyet Caddesi'nde boynu bükük gezen, işsiz gezen, efendim kahvanelerde gece gündüz efendim zamanını eriten gençlerimizi bugün kurtarmış olacaktık. Biz ağır sanayi hamlesini söylerken, Erbakan hocamız bunu dile getirirken herkes gülüyordu. Fakat hocamızın getirmiş olduğu çizgide birçok sanayi hamlesi gerçekleşti. Şeker fabrikaları açıldı, traktör fabrikası açıldı. Sulamak için işte su motoru fabrikası açıldı. Hocamız zaten mühendisti. Dolayısıyla bunları başaracak güce sahipti. Biz bu milletin ağır sanayi hamlesini gerçekleştirmesini istiyoruz. Bakın, Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bitap harap bir durumdaydı. Ama Almanya, biliyorsunuz ki dünyada en çok demir çeliği üreten bir, tüketen, hatta üreten, makine aksamı üreten bir ülke oldu. Tekrar kendi gücüne, eski gücüne ne yaptı? Kavuştu. Bir Mercedes ne oldu? Dünya çapında Almanya'yı temsil ediyor. Hocamızın, eğer Erbakan hocamızın ağır sanayi hamlesi gerçekleşmiş olsaydı, bugün bu kardeşimiz gençlerin geleceğini düşünmek zorunda kalmayacaktı. Sokaklarda, kahvanelerde, internet kafelerde gençlerimiz heder olmayacaktı. Bir diğer durum, adayımız Erzurumlu mu? Biliyorsunuz bir zamanlar Erzurum'a ithal aday vardı. Biz Erzurum'un içerisinden, Erzurum'un soğuğunu yemiş, efendim buzunu efendim hissetmiş, soğuğunda durmuş, yağmurunda durmuş, sokaklarında gezmiş, kaldırımlarında efendim acı çekmiş, sıkıntı çekmiş bu vatan evlatlarının içerisinden bir aday çıkarmak istiyoruz. Ve bunu da başarıyoruz elhamdülillah. Yine adayımız acaba hedefe yönelik bir insan mı? Yani söylediklerini yapacak kadar kabiliyetli mi? Buna bakıyoruz. Yoksa söz uçar, yazı kalır. Biz şimdi size bakın, az önce bir şeyler okudunuz. Bu yazılar kalacak. Biz 5 yıl sonra milletimize şunu söylüyoruz. 5 yıl sonra acaba biz bunları tekrar konuşacak mıyız? Yoksa Saadet Partisi'ne oy verip de, yoksa milli görüşü tekrar özdelen belediyeciliği getirip tekrar bunları değil de daha büyük projeleri mi konuşacağız? Bakın bunları Avrupa ülkelerinin çoğusu halletmiş.
Avrupa ülkelerinde bakın işsizlik sorunu çok azdır. Tamam nüfusla alakalı bir şey olabilir. Efendim sanayisini halletmiş, turizmini halletmiş, eğitimini halletmiş. Biz her yıl, her dönemde bu konuları tartışırsak bir adım ileriye gidemeyiz. Dolayısıyla sığ gündemlerle milletimizin önünü kapatmamak lazım, yeni şeyler söylemek lazım, toplumu üretken hale getirmek lazım. Dolayısıyla adaylarımızda da biz bu konuya çok dikkat ediyoruz. Yine adayımızın sosyal, sempatik, efendim vatandaşla işbirliği içerisinde mi, onunla iletişim kuruyor mu? Efendim onu yok sayıyor mu seçimden sonra, yoksa belediyeye katılıp da efendim belediyenin içerisine girip de milleti unutuyor mu? Yoksa milletin sevdiği, milletin derdiyle dertlenen Şehremin mi? Biliyorsunuz Şehremin belediye başkanı, emin insan. Emin insanlara belediye başkanı deniyor. Bu noktada da dikkat edip adaylarımızı öyle belirlemeye çalışıyoruz. Yine en önemli bizim Milli Gazetemizin de baş sayfasında vardır. Önce ahlak ve maneviyat diyor mu? Biliyorsunuz biz belediyelere geldiğimizde rüşveti alan da veren de melundur sözünü yazmıştık. Emin olun belediyeleri yine kazandığımızda bu sözleri oralara yazacağız. Çünkü bugün az önce açıkladığınız o adayımızın söylediği düşüncelere bakılırsa orada ne diyor? Milletimiz banka sistemlerine, efendim bankalara köle edilmiş. O zaman buna çözüm üretmemiz lazım. 10 yıldır sizin efendim yöneticisi olduğunuz iktidarın 10 yıldır bu çözümü neden üretmedi? Bugün bakın Yunan Kilise Bankası Türkiye'de banka aldı, Finans Bankı. Bugün bir sokaklara bakalım. Bankalar mı daha fazla, yoksa bir tane fabrika açılmış mı? Erzurumlu kardeşlerimize, bütün milletimize soruyoruz. Bugün Erzurum'da bir fabrika açıldı mı 10 yıl içerisinde? Ama bankaların şubeleri her yerde açılıyor. Yetmiyor. Aynı zamanda yetmiyor. Bir de onlara köşe köşe efendim küçük küçük yerler yapıyorlar. Oradan yine milletimiz faize bulaştırılıyor. Bakın düne kadar sakallı amcam bankanın köşesinden, yanından, yöresinden geçmiyordu ki, gölgesini dahi geçirmiyordu ki, bankaya ulaşırsam efendim bunun hesabını veremem. Fakat bugün bankacılık sistemi uluslararası sermaye ile birlikte ülkemizde maalesef milletimizi sömürüyor. 10 yıldır iktidar olan, mensubu olduğu iktidarın acaba bu konuda hangi tür çalışması oldu da bu milletimiz onlara destek olmadı? Ben bunu sormak istiyorum. Dolayısıyla biz iktidara geldiğimizde bir kere milletimizin bu faiz kıskacından kurtulmasını istiyoruz. Hocam oraya buyurun. Geleceğim. İzleyicilerimizden gelen kısa mesajlar da var. Orada da evet. Bir sizinle alakalı bir soru var. Buyurun. Sayın Başkanım şu ana kadar iki adayınız var. Evet. Aday belirlemede zorluk çekiliyor mu? Servet Avcı göndermiş evet. Bu soruyu. Öncelikle Servet kardeşimizi en kalbi, en içten duygularımla öpüyorum. Kendisine buradan selamlar gönderiyorum. Bizi dikkate aldığı için. Biz Köprüköy'de Kutbettin Özel kardeşimizi açıkladık. Çat'ta Yunus Karagöz Bey'i açıkladık. Narman'da Hayrullah İnce kardeşimiz, Perşembe günü inşallah basın mensuplarımızla birlikte netleştirdik, açıklıyoruz. Bu kardeşlerimizden Kutbettin Özel iş adamı, Yunus Karagöz iş adamı, Narman Hayrullah İnce kardeşimiz de Narmanlı. Bu da kendisi veteriner. Bir diğeri de Oltu'da başka bir iş adamımız Sebahattin Bektaş. Yani kardeşimiz tam takip ediyor. Allah razı olsun bizi. Fakat eksik takip ediyor. Biz şu an Oltu yerel haberlerine girerlerse ilçemizde şu an Oltu'da Sebahattin Bektaş kardeşimizi açıkladık. Şey, aday belirlemede zorluk yaşıyor musunuz? Elbette ki. Biliyorsunuz Evet. Aday belirlemek en zor şey yöneticiliktir. Buradan yönetici kardeşlerimizin hepsine saygı ve selamlarımı sunuyorum. İnsanları seçmek bizim haddimize değil. Biz sadece verilen görevi en iyi şekilde nasıl yaparız? Efendim
buralara milletimize hizmet edecek olan kardeşlerimizi, en iyisini, bütün hepsi birbirinden çok güzel, hepsi birbirinden gayretli, hepsi gerçekten milletimizin en iyi evlatları. Ama elbette zorlanıyoruz. Yani aday çokluğundan dolayı zorlanıyoruz. Milli Görüş Hareketi, evet, kendi küllerinden yeniden diriliyor. Emin olsun ki bu kardeşimiz, adayları belirlerken zorlanıyoruz ama emin olun gelecek bizi gösteriyor. Evet. Şimdi sevgili hocam, şöyle bir Erzurum'un fotoğrafına bakarsak, yani bir siyasetçi olarak değil de Erzurumlu olarak konuşalım. Erzurum'daki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Erzurum'da gelişmişlik var mı? Erzurum yeterince hak ettiği hizmeti alabildi mi? Erzurumlu'nun yüzü gülebiliyor. Bakın, şuna bakmamız lazım. Basit bir şey söyleyelim. Erzurum son dönemde göç veriyor mu, vermiyor mu? Veriyor. Kent nüfusu şu an düşüyor mu? Köylerden İstanbul'a, batıya doğru göç var mı? Herkes biliyor ki var. Demek ki bir yerde yüzün gülmesi için aşın, işin, ekmeğin, eğitimin, sağlığın, değil mi? Bunların olması gerekiyor. Ve tabii, güvenliğin. Allah razı olsun, güvenliğimiz yerinde. Bir sıkıntımız yok. Fakat gelinen noktada bakalım. İşsizlik, esnafın durumuna bakalım, yüzü nasıl gülsün? Bugün bir sürü senedi, çeki, efendim, protesto edilmiş esnafımız var. Bunlara soralım, gidelim. Bu milletin içerisinde yaşıyoruz, evet. Ben her gün işlerindeyim, herkes gibi. Evet. Esnafımızın hocam, durumu... Hocam bir araya gireceğim, özür diliyorum. Şunu tamamlayayım, Allah razı olsun. Şunu tamamlayayım, esnafımızın durumu gerçekten işler acısı. Uzun bir konu olduğu için hocam, o yüzden araya Peki, girdim. Tamam. Telefonumuz var, Nizamettin tamam, Akçil telefon attığında. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Buyurun Nizamettin Bey. 25 ailesini saygı sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Eyvallah, sağ olun. Böyle güzel bir program yaptığınız için çok memnun oldum. Sağ olun. Sayın Başkanımıza da saygılarımızı sunuyoruz. Eyvallah abi. Başkanımız şu anda işte kendi siyasi partilerinin aday tespit çalışmaları yapıyorlar. Evet. Bu konuda meclis üyeleri konusunda da İşte bir başkan olduğu zaman elbette ki o başkanı idare edecek, onunla çalışacak, şehri en güzel şekilde imar edecek olan meclis üyeleri de çok önemli. Evet. İşte geçmiş dönemlerde ve işte bu dönemlerde baktığımızda gerçekten bir belediye başkanı seçilirse onun yanındaki meclis üyeleri de onun elidir, koludur, bütün vücududur, bütün organlarıdır. Evet. Bu noktada başkanımız nasıl hassasiyetler gösteriyorlar? Evet. Tabii Erzurum için önemli. Biz de alabilir miyiz? Kendilerine saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederim. Efendim, var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Sağ olun efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi belediye meclis üyelerine geleceğiz ama demin yarım bıraktığımız konuya, Erzurum'un fotoğrafını çekersek dedik. Esnaf gülmüyor. Evet, orada. Esnafımız şu an maalesef istediği şeyi alamıyor. Bugün bakın esnafımızın bakıldığı zaman uluslararası sermayenin Erzurum'daki temsilcilerine bakıldığı zaman bunlar Erzurum'dan büyük bir pastayı alıp götürüyorlar. Evet. Dolayısıyla esnafın yüzünün gülmesi mümkün mü? Bakın, mantar gibi büyük marketler türetiliyor. Bakın Yozgat'ta ben bir araştırma yaptım. Yozgat'ta X marketin 15'ten fazla açması mümkün değil. Dolayısıyla küçük esnafı, küçük ölçekli esnafı bizim ayakta tutmamız mümkün olabilir mi? Şimdi bu memleketin toprağını, suyunu, tozunu, yağmurunu, kışını yemiş insanlarımızı nasıl burada tutacağız? Onlara ya teşvik vereceğiz, ya destek olacağız, ya da işsizliği, Erzurum'daki işsizliği giderip, efendim, inşaatı geliştirip, ya da onlara bir imkan oluşturup iş oranını artırmamız gerekiyor. Esnaf eğer siftahsız kapatıyorsa bunun yüzünün gülmesi mümkün mü? Dolayısıyla biz geldiğimizde esnafımıza nasıl geldik? 1997'de esnafımızın yüzü güldü. Havuz sistemiyle nasıl milletimizin cebine para akıttık? Milletimizin parasıydı. Faizcinin, rantiyecinin, efendim, uluslararası sermayeye giden paranın önünü, hortumcuların önünü hocamız kesti. Bu parayı aldı, esnafımıza, memurumuza,
işçimize, öğrencimize, emeklimize, yaşlımıza, dulumuza verdi. Bakın emekliyi düşünün. Şimdi %2 benim babam belediyeden, evet emekli, belediye emeklisi. Benim babama %2 zam yapmış. Allah aşkına size soruyorum. Etin kilosu ne kadar? 20-25 arasında değişiyor. Evet. Peki %2 30 milyon para ediyor bir emeklide. 6 ayda bir bunu çoğaltıyorlar. 30+30. Allah aşkına 30 lirayla bir kilo et alıyor. Peki bunun 5 tane çocuğu varsa, okuyan çocukları varsa, evlendirecek kızı oğlu varsa, işsiz çocukları varsa, evi kiraysa, bu nasıl geçinecek? Ve bu adam aldığı parayı esnafa nasıl dönüştürecek? Esnafın yüzünün gülmesi mümkün mü? Evet, emeklilerde kalalım hocam. Evet, buyurun. Muammer Dursun hattımızda. Muammer Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Nazım Bey. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İnanınıza başarılar dilerim. Eyvallah. Nazım Bey, kusura bakma, biraz rahatsızım. Estağfurullah. Acil şifalar diliyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Nazım Bey, ben olaya şöyle bakıyorum. Yayınınızın başında çok doluyum dediniz ya. Evet. Ben daha çok doluyum bu konuda. İşte bizim değerli milletvekillerimiz hiçbir tepki vermediler bu konuda. Evet. Ben aslında milletvekillerine size de kızgın değilim. Kızgın değilim. Ben halkımızım. Halkımız ne yapıyor bu konuda? Yani bir de siz değerlendirin şuradan. Halkımız ne yapıyor bu konuda? Evet. İşte önümüzde gene bir seçimler var. Halkımız ne yapacak bu konuda? Yani daha detaylara girmiyorum işte. Siyasete gireriz işte. Evet. Falan belli etmek istemiyorum. Aslında açıkça belli etmek gerekiyor da etmiyorum. Yani halkımız önümüzdeki seçimde ne yapacak? Seçtiğimiz milletvekilimiz. Bilakis iki kişiden bir kişinin oy verdiği milletvekillerimiz. Lafın durumuymuş. İşte Erzurum'un durumuymuş. Bunlar önemli değil. Evet. Bu adam bu lafı nasıl konuşabiliyor? Adam değil. Nasıl aynen konuşabiliyor? Öyle. Doğru mu? Evet. Efendim, Erzurum'un tablosunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir vatandaş olarak? Çünkü malum seçimler de yaklaşıyor. Nasıl bir kent istiyoruz? Vallahi Nazım Bey, şu anda yani duruma baktığımızda yani ekonomik olarak değil de evet, halkımızın durumuna baktığımızda ne yaptığımızı bilmiyoruz şu anda. İşte BDP'lisi bayrak açar bilmem ne. AK Partili'nin bir kere umrunda değil. Doğru mu bu? Evet. Umrunda değil. Bunlarla birlikte hareket eder. İşte daha fazla ben detaya girmeyeyim Nazım Bey. Yani gerçekten doluyum. Yani şu anda demek istediklerimi de söyleyemiyorum yani. Evet. Söylemek de zor yani. Yani şimdi seçimlerde, işte önümüzdeki seçimlerde gene bu halkımız eğer tercihini aynı yönde kullanırsa zaten diyecek bir şey yok, yapacak bir şey yok. Evet. Oturup evet, izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Bahram Bey. Renk kattınız. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Hayırlı İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet, vatandaş dolu. Vatandaşın beklentisi de farklı. Hak vermemek evet, elde değil. Emeklilerde kalmıştık. Evet, emeklimizin şu an gerçekten durumu iyi değil. Yani az önce söylediğim gibi 5 tane çocuğu olan, evi kira olan, aldığı parayla zaten bir tane ev almış. Bu insan çocuklarının geleceğini nasıl sağlayacak? Bana ben bunu bir, hepimizin... ben bir şey söyleyeyim sevgili hocam. Şunu tamamlayayım. Hepimizin bunu düşünmesi lazım. Evet. Ona çözüm üretmemiz lazım. Hocamız, Erbakan hocamız bu noktada gerçekten emekliye bakın şöyle bir şey yapıyor. Benim yaşlı bir dedem vardı. Allah rahmet eylesin. Dede elbette ki yaşlıdır. Bankaya gidiyor. Bankacıdan maaşını istiyor. Bankacı kardeşimiz saymaya başlıyor. Dedemin parası 60 lira. Sayıyor. 1, 2, 3, 4, 61, 62, 63, 64, 65, 90'a kadar. Diyor ki kızım sen herhalde bugün yorgunsun, yanlış sayıyorsun. Yok diyor dede, senin maaşın 90,
60'lı 90 oldu. E niye diyor? E diyor çünkü Erbakan hükümeti var. Erbakan geldi size zam yaptı. Maaşınız 90 liraya çıktı. Ve dedem geldi. Allah razı olsun dedi. Ki sen Erbakan'ın peşinden gidiyorsun. Devam et bu davada. Hocamız gerçekten her noktada Milli Görüş Hareketi'nin bu milleti düşünme pozisyonunu zaten oluşturmuştu. Dolayısıyla emeklilere de inşallah iktidarımızda meclise gönderildiğimizde tekrar inşallah rantiyecinin, faizcinin, efendim kara paracının, uluslararası sermayenin cebinden alıp emeklimizin, işçimizin, köylümüzün, gencimizin, hanımefendimizin inşallah cebine bırakacağız. Erdal Hocam, buyurun. Ben geçenlerde Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şubesi'ne gittim. Anladım. Gazeteci arkadaşlarla bir basın toplantısı vardı. İnanın orada tabloyu gördüğünüz zaman belki de gözyaşlarınızı tutamazdınız. Evet. Emekli aldığı para zaten belli. Taksitle kömür almış. Maaşı oradan kömüre kesiliyor. İnanın öyle emekli gördüm ki ben 5 liraya 10 lira adeta dilenci pozisyonuna düşmüş emekliler var. Evet. Tabii burada biraz sizi siyasileri de eleştirdim ben ekrandan. Nedense bunların kapısını kimse çalmıyor. Nedense birileri gidip de şu emeklileri bir dinlemiyor. Bakın sizden rica ediyorum bir gün il başkanınızla beraber siz ziyarete giderseniz o emeklileri bir dinleyin. Onların halini bir görün. Adamlar inanın bir tas çorbayla gün geçiriyorlar. Ete zaten hasret kalmışlar da evet. Çorbayı dahi bulamaz duruma gelmişler. Sizden hasreten rica ediyorum mutlaka oraya bir uğrayın. Bu arada Abdurrahman Oğuz iyi akşamlar. Naci Bey iyi akşamlar. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Öncelikle yeni programınız Allah hayırlı etsin. Eyvallah sağ olun. Sayın Başkan mahalle başında bir Ziraat Bankası şubesinin açılması yönünde yoğun çalışmalar yapmıştınız. Giden vali Sayın Sabahattin Öztürk'ün de gayretleri sonucu o şube açıldı ama son günlerde edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bankanın başka bir noktaya taşınacağı söylentileri vardı. Siz de bu konuda açıklama yaptınız. Son durum nedir acaba? Naci Bey, şimdi çarşamba günü ayın 6'sında Ziraat Bankası Bölge Başkanlığı'nda bize bir telefon geldi. Evet. Telefonla bizi arayan kişi Ziraat Bankası Bölge Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Pazarlama Genel Müdürü bize şöyle demişti. Ya başkan kusura bakmayın, işte biz yani Ziraat Bankası Nenatuş şubemizi orada kapatacağız. Taş mazalan oraya taşımayı düşünüyoruz. Gerekçe olarak sordum, niçin taşıyorsunuz, kapatıyorsunuz, bu kadar emek sarf edildi. Sizler de zikrettiğiniz gibi eski valimiz Sayın Sabahattin Bey'in katılımıyla semtimize açılan ilk devlet kurumu oldu. Biz bu konuda mahallebaşı ve gülahmet olarak çok sevindik. Evet. Yani çok büyük bir sevinç içindeydik. Gerekçeleri zarar olduğunu söylediler. Biz de aynı gün içinde Erzurum Valimizin özel kalem müdürünü İlyas Bey'i aradık. Vali Bey'imizle görüşmek için. Bu işin mutlaka kapatılmaması için şubenin. Vali Bey'imizin özel kalem müdürü İlyas Bey'in, Vali Bey'in dışarıda olduğunu söylediler. Biz yönetim kurulu olarak bir karar aldık, toplantı yaptık ve buna gerekçe bu işin engellemesi için bir basın açıklaması. Bütün esnaf arkadaşlarımızı da davet ettik. Herkesi, burada yaşayan bütün insanları davet ettik. Şöyle bir durum gelişti. Biz bu konuda çok üzüntü içindeyiz. Vali Bey'imize zaten randevu istemişiz. Vali Bey'imize dönüş yaptı. Sizler de demin, daha doğrusu bilginiz var, beraber tabiyalara da gitmiştik. Şehitlerimizi ve ecdatlarımızı ya borcumuz olan şeyi ödemek için. Evet. Bir de alo Sayın Oğuz, alo, sanıyorum hatta bir problem oluştu. Alo Abdurrahman Bey, duyuyor musunuz? Evet. Evet.
emeklilerde kalmıştık. Evet. Orayı ziyaret edin demiştim. Elbette ki şu an sivil toplum kuruluşu başkanımızla birlikte, il başkanımız ve partimizin diğer yöneticileri, emin olun ki Erzurum'daki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeye çalışıyor. Zaman buldukça kendilerini ziyaret etmeye çalışıyor. Elbette az önce bir şey söylediniz. Dediniz ki 500'den fazla derneğimiz var. Tabii bunların hepsini gönül istiyor ki. Evet, evet. Biz bunu istiyoruz ki hepsiyle birlikte köy derneklerini eğer sayarsanız 1000'in üstündedir. Şöyle biz istiyoruz ki hepsiyle halkımızın bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edelim, onların programlarına katılalım. Fakat zaman da biliyorsunuz bizim için önemli. Çünkü biz Türkiye'nin geleceğine talibiz. Biz sadece yerel belediyeler alma hevesinde değiliz. İnşallah biz önümüzdeki seçimlerde meclise gireceğiz. Milletimizin asli unsurları biziz çünkü. Milletimizin değerlerini yeniden hayatiyete geçireceğiz. Erbakan hocamızın koymuş olduğu o çizgi, D8 hareketini tekrar harekete geçireceğiz. Ümmetin çünkü buna ihtiyacı var. Efendim havuz sistemini tekrardan oluşturacağız. Bakın havuz sistemi gerçekten bu millete 30 milyar dolar birden para oluşturdu. Hiç borç almadan. Evet. Şimdi Abdurrahman Bey yeniden hatta galiba. Abdurrahman Bey merhaba. Merhabalar. Sanıyorum hat gitti. Doğrudur Naci Bey. Evet buyurun. Yarım kalmıştı sözünüz. Kusura bakmayın telefonlar kesildi de. Estağfurullah. Naci Bey sizler de biliyorsunuz yeni valimiz Sayın Doktor Ahmet Altınparmak tarafından evet. Mahallebaşı ve çevresi kalkındırma sosyoekonomik projesi var. Şimdi bu projeyle eski Erzurum'un canlandırılması, kalkınması için bir çalışma var. Evet. Böyle bir süreç içerisinde Ziraat Bankası Bölge Başkanlığı'nın almış olduğu karar bizi çok üzmekte. Evet. Ve siz de yani şehrimizde basın kurumu olarak devamlı yani böyle şehirdeki sorunları dile getiren bir kanalsınız. Yani Kanal 25 gerçekten Erzurum'un sesi olmuştur her yerde. Sayın konumuzda da bekliyordum ki bu Ziraat Bankası şubesi için en az da kendileriyle burada bir şubenin olması hakkında desteklerini bekliyorduk hocamızın, konumuzun. Sizlerin desteklerini bekliyoruz. Allah izin verirse Vali Bey'imize yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu ve bizim buradaki Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasını asla istemeyiz. Çünkü kendi iş yerlerimizde daha çok değer veriyoruz. Banka bizler için açılmıştır. Bizlere bir hizmet kurumudur. Kendi yerimizdir. Allah'ın izniyle Vali Bey'imizle böyle bir şeyin engelleyeceğini, şubenin burada kalacağına da inanıyoruz. Sizler evet. Başta olmak üzere bütün Kanal 25 ailesine ve konunuza iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan iyi akşamlar diliyoruz. Şimdi Sayın Karagöz şunu söyleyeceğim. Tabii şu anda yerel seçimler var. Yerel konuları konuşmak istiyorum. Evet, buyurun. Genelde tabii ki her partinin bir hedefi vardır, iktidar olmak. Evet. Ama biz onları bir tarafa bırakalım. Eyvallah. Erzurum'u konuşalım. Erdoğan hocam. Buyurun. Erzurum'un eksikleri ne? Evet. Yani Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı olarak da bunu soruyorum. Evet. Sade bir vatandaş olarak da soruyorum. Kaldırımda yürürken mutlu musunuz? Veya işte yeni yapılan kent meydanları var, huzurlu musunuz? Ramazan'da ayrı özellikle Ramazan'da Yakutiye Kent Meydanı'nda ve bazı yerlerde etkinlikler yapıldı. Bundan ne derece tepkilisiniz veya değilsiniz? Bu konuda konuşalım biraz. Erzurum'umuzun durumu elbette ki gönül ister ki gerçekten güzel şeyler söyleyelim. Yapılan elbette güzel şeyler vardır. Hepsini bizim kötülememiz mümkün değil. Evet. İyi şeylerin yanında kötü şeyleri de söyleyeceğiz. Bakın İşsizlik bir kere had safhada. Bakın yöneticisi olduğum bir kurumda bugün iş kurumundan 3-4 tane iki çocuklu efendim askerliğini yapmış gençlerimiz başvurdu. Yarın bunun devam edeceğini biliyorum. Hı. Sürekli devam edeceğini biliyorum. İşsizlik had safhada. Peki gelelim buraya Erzurum'un yapısına bakalım. Kentsel dönüşüm adı altında efendim yapılanlara bakalım. Şimdi Allah aşkına buradan söylüyorum. Belediye başkanlarımıza istirham ediyorum. Şu söküntü, kalıntı binaların bir an önce efendim mahallelerimizden kaldırması gerekmez mi? Bu gerçekten şehrimizin silüetine yakışmıyor. Bu iyi bir görüntü değil. İkincisi şehrimize yapılacak olan inşaatların efendim
Bizim bir sloganımız var. Artık şehirler kendi özüne dönecek. Artık kıbleleri değiştirilmiş şehirler olmayacak. Efendim, buna dikkat ediliyor mu? Mimarlar, mühendisler odamızdan acaba bu noktada çalışma alıyor mu? Üniversitemizden elbette ki fikir alınıyor mu? Bakın, siz hiç Yakutiye medreselerine gittiniz mi? Elbette gitmişsinizdir. Bütün vatandaşlarımız da gitmiştir. Yakutiye medreselerinin taşlarına ecdadımız nasıl ruhunu işlemiş? Dikkat ediyor musunuz? Evet. Biz tarihsel yapıyı koruyoruz adı altında. Efendim, yanlarına binaları dikip, efendim, yeni şeyler oluşturup, alanlar oluşturmak. Oluşturmamız yanlış. Bakın, bu kültürel miraslarımızın üzerinde mimarlar odamızın, belediyelerimizin çalıştırılan mimarlarının bir düşünmesi lazım. Hocam, araya giriyorum, özür dilerim. Fatih Bey, iyi akşamlar. Merhaba Nadi Bey, ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Tanıdınız mı Nadi Bey? Ben eski belediyeciyim. Dadaşköy. Fatih Demirci, Dadaşköy Belediyesi'nde çalışıyorum. Evet, hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Orası. Sizin sesinizi duymuyorum da. Şu an duyuyor musunuz? Alo. Nadi Bey, nasılsınız? İyidir, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Şimdi Nadi Bey, sadece şurada bir şeye takılıyorum. Buyurun. Bak, ben eski belediyeciyim. Evet. Ben eskiden de belediyede çalıştım. Mağduriyetlerimi sizler iyi biliyorsunuz. Evet. Şimdi adaylar çıkıyor. Biri Saadet Partisi'nden, biri benden ne partisinden, ne partisinden. Şimdi bir şeyleri sadece şurada, yani tıkatmayalım. Yani insanlara yanlış bir bilgiler vermeyelim. Evet. Şimdi mesela adam çıkabilir, aday olabilir, her şeyi anlatabilir de. Yalnız biraz da düzgünlü ve dürüstlüğüne. Şimdi düşün ki bir belediye başkanı şu memleketin ekonomisini ne kadar düzeltebilir? Bir belediye başkan adayı şu memleketi ne kadar düzeltebilir? Şimdi bir memleketin ekonomisini düzeltmek için başbakan olmak lazım. Evet. Sen bir belediye, yani belediye büyük şehre değilsin diyelim. Atıyorum Yakutiye'ye veyahut Azize'ye veyahut da Dadaşköy'e veyahut da Palandöken adaysın. Evet. Ya siz düzeltebilseniz ancak Palandöken'e düzelten. Olduğunuz gibi. Ya bir şimdi atıyorum şimdi adaylarımız çıkıyor. Ya neredeyse Erzurum'u bırakalım da Türkiye genelini düzeltecekmiş gibi vaatler ediyor. Yani bunlar beni biraz kandırıcı oluyor. Yani biraz da Allah rızası için, Allah rızası için hangi partiden olur olsun, ne yapar yapar olsunlar. Ya bir kere kendilerinin hayırları var mı? Şu memlekete ne kadar hayır edecekler? Bir partide yapacakları bir şeyde söz hakları var mı? Burada ne yapar? Yani bir şeyler yapan da Allah rızası için. Yani Erzurum'a deniz getireceğiz, Erzurum'a şunu getireceğiz gibi bol vaatte bulunanlardan Fatih Bey tepkili. Evet. O açıdan kendisini, ama düşüncesi evet, kendisinin değil, düşüncelerine saygı duyuyorum. Çünkü, biliyorsunuz evet, biz Milli Görüş Hareketi geleneğinden geliyoruz. Bir söz vardır, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biliyorsunuz biz büyük şehirleri aldığımızda İstanbul Belediyesi'nin suyu akmıyordu. İnsanlar yağmur suyuna, yağmur duvasına çıkıyordular ki yağmur yağsın da sularımız evimize gelsin. Eğer hocamız orada Milli Görüş teşkilatlarını harekete geçirmeseydi, bugün İstanbul'un o durumda olması mümkün değildi. Bugün Kayseri'nin o durumda olması mümkün değildi. Trabzon'un o durumda olması, Konya'nın o durumda olması gerekmezdi. Mümkün değildi. Biz bunları gerçekleştirdik. Bakın, kendisi emekli mi, memur mu, işçi mi bilmiyorum ama kendisi çok iyi biliyor ki 1997'de en yüksek maaşı alıyordu. Evet. Bunu herkes bilir. En basit işimizi söylüyorum. Bak, en basit işimizi. Bizim, elbette ki biz Erzurum'da yaşıyoruz. Ülkemizin geneliyle ilgili de düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Evet. Hocam, şimdi ben Ramazan ayına geleceğim. Merak ettim çünkü bir konu var. Tabii ki iyi şeyleri de konuşacağız. Ama eksik olanları da söyleyeceğiz. Ben sadece sizden bilgi almak, hani bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp, ayıp maksadından yola çıkarak söylüyorum hocam. Yakutiye Medresesi. Evet. Şimdi Yakutiye Medresesi'nin önünde konser düzenleniyor. Evet. Medrese önünde
Bir tarafta Lala Paşa Camii, bir diğer tarafta işte medrese, önünde konser, ezan okunacak, ezanı Muhammediye. Bu sefer sanatçı diyor ki ezandan sonra devam edelim, soruma geleceğim. Şinasi Bey, hatta Şinasi Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Buyurun Şinasi Bey. Yayındaki olan aday adayımıza teşekkür ederim. Aday adayı değil, il başkan yardımcısı Şinasi Bey. Neyse işte, evet. İl başkan yardımcımız. Evet. Ben de belediyeden bir emekli olarak. Evet. Belediyenin sorunları tabii ki orada anlatmak çok güzel bir şey de. Evet. Gerçekleri yapmak önemli. Evet. Öyle şeyde kalmak, öyle deyip televizyonda deyip geçmek olmaz. Evet. Bunları gerçekleştirmek önemli. Onun için yani adaylar biraz daha milletimize, halkımıza dürüst olmalarını istiyorum. Yani gerçekleri söylemelerini, gerçekleri yapmalarını istiyorum. Yani ben yapacaklarını çıkıp anlatsınlar, onu mu diyorsunuz? Evet evet, aynısını. Eyvallah. Aynısını. Eyvallah. Yani artık daha millet bu boş evet. laflara karnı tok. Evet. Bu boş laflara kimse inanmaz. Evet. Gerçekleri konuşsunlar orada, gerçekleri. Anladım, anladım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum, renk kattınız. Ağzınıza sağlık, ben teşekkür ediyorum. Şimdi Erdal Hocam, sorumu bitireyim. Buyurun. Cami, medrese, kent meydanı, konserler. Artı Ramazan ayında iftardan sonra inanılmaz bir kalabalık, yeşil alanlar üzerine masalar, sandalyeler, işte teneşir, ta ki teneşirin oraya kadar, Lala Paşa'nın yanındaki oraya kadar çay servisleri, işte bir tarafta müzik, bir tarafta hınca hınç insanlar aileleriyle gezemedikleri bir park ve dolu dolu Ramazan ayı diyoruz. Evet. Nasıl oluyor hocam? Şimdi az önceki bağlanan kardeşimize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Kendisi beni herhalde, bundan önceki kardeşimiz de bizi herhalde belediye başkanı adayı olarak gördü. Allah razı olsun diyorum kendilerine. Evet. Fakat şu an ben adayı evet ismim açıklanmış ama ben aday değilim. Şu an netleşmiş bir şey yok. Bakın siz az önce bir şey anlatıyorsunuz basın mensubu olarak. Yani canlı olarak çektiğiniz efendim bilgileri veriyorsunuz. Evet. Bakın ben söylemiyorum bunu, siz söylüyorsunuz. Ne diyorsunuz? Yakutiye medreselerinin etrafında Rus kızları dahi geldi bu geçen Ramazan'da. Doğru mu? Evet. Bunu siz yakinen bütün medyadaki kardeşlerimiz, Erzurum halkımız biliyor. Yakutiye medreselerimizin etrafında efendim milletin namaz kıldığı, teravih namazına hazırlandığı yerde insanların bir takımı camide, bir takımı efendim orada sıralara oturmuş. Alternatif oluşturmuşsunuz. Dolayısıyla böyle bir şey yaşandı. Ve bizim il başkanımız Faik Çalık Bey de bu konuyla ilgili açıklamayı yaptı zaten. Biz tepkimizi koyduk. Evet. Bunun olmaması gerektiğini. Belediye başkanımız da zannedersem son dönemlerde bunu evet dikkate aldı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Bu hassasiyetini gösterip efendim namaz vaktinde namazdan çıkana kadar sessiz bir şekilde beklediler. Bu hakkı da vermemiz gerekiyor. Doğruları da konuşmamız lazım. Fakat kardeşimiz bilsin ki bu konuyu siz gündeme getiriyorsunuz ve siz bunun şahidisiniz. Evet. Biz hocam, şunu söyleyeyim. Sonra isterseniz arkadaşımıza bak. Bizim Milli Görüş Hareketi'nde Erbakan Hoca'nın çizgisinde asla ve asla gerçek olmayan şeyler anlatılmaz. Ben şunları söyleyeyim. D8 İslam Birliği kuruldu mu? Kuruldu. Türkiye bunun kurucusu mudur? Allah aşkına bir gün Avrupa Birliği'nin yolunda koşan kardeşlerimiz, bizden ayrılıp giden kardeşlerimiz bir gün toplantılarına gitti mi? Egemen Bağış her gün toplantılarında Avrupa Birliği'nin. D8 İslam Birliği olsaydı bugün Irak'ta o zulüm olur muydu? Kursa devam etseydiler. Efendim D8 olsaydı bugün Irak'ta efendim Ayşe'nin, Fatma'nın ırzının namusuna geçilir miydi? D8 olsaydı bugün Müslümanlar faizin kıskacında eritilir miydi? Bunlar yalan değil. 30 milyar dolarla geldiğinde
havuz sistemiyle parayı oluşturdu. Paradan para kazananların önüne geçti ve milletin cebine akıttı bu parayı. Bu yalan mı? Bu gerçek, iftira değil ki bu. Doğrulardan bahsediyoruz. Açıp 1997'nin TÜİK efendim verilerine, Merkez Bankası verilerine, gazetelerin manşetlerine bakarlar. Erbakan geldi, bolluk geldi. Bütün gazeteler söylüyor. Biz yapamayacağımız şeyleri söylemiyoruz ki. Belediyelere geldiğimizde şunu söyleyeyim size. Biz belediyelere geldiğimizde Ersan Bey döneminde efendim Erzurum'un bütün altyapısını ne yaptık? Yeniledik. Büyükşehir Belediyesi olarak Ersan Bey döneminde bütün altyapıyı oluşturduk. Efendim bugün Bosna Caddesi'nin o hale gelmesinde oradaki kardeşlerimizin bilmiyorum neler dönmüş ama oradaki kardeşlerimizin güzel bir şekilde yaşayacağı alanlara çıkmasına, evlere çıkmasına sebep olundu. O alan açıldı, Erzurum'un önü açıldı. Biz çocuk değiliz ki, 1997'de 25-26 yaşında adamdım. Biz neler döndüğünü gördük o dönemde. Dolayısıyla şunu bilelim ki, Milli Görüş Hareketi'nde kesinlikle söylenenler yerine getirilir. Erbakan hocamız Kıbrıs hareketini gerçekleştirmiştir. Hocam ulusal şöyle konulara diyeyim, girmeyelim diyorsunuz. Yok yok. Genel olarak siyasette hep genele kaçıyoruz ama evet. Ben yerelde kalmak istiyorum. Aysel Ketenci hattımızda. Aysel Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Programınız hayırlı olsun. Eyvallah. Beğenerek izliyorum. Sağ olun. Burada gerçekten Erzurum'da ihtiyacı olan bir şeydi bence. Eyvallah. Siz şunu rica edeceğim. Şu anki belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız buyursun. Ben Şükrü Paşa'da oturuyorum. Evet. Haftanın belki 3 gününde evi çamur gibi su akıyor. Ve artık ben bundan isyan ediyorum. Çocuklar sürekli diyorum ki beyaz bir kaba akıtın. Ondan sonra suyumuzu kullanın. Ve bununla çamaşırımız yıkanıyor, abdest alıyoruz. Kombilerimizden içiyor, kombileri çamur sarıyor. Evet. Erzurum'da su ihtiyacı mutlaka giderilmesi gereken bir başkanımızı seçelim, seçilsin. Büyükşehir Belediye Başkanımız buna hiç bakmadı maalesef. Ve Erzurum dağın eteğinde olan bir ilimiz, bir tas suyuyla Erzurum donatılması gerekirken çamur içiyoruz abi. Yani çok vahim bir durum. Anladım. Sulardan sıkıntınız var. Sizin programınızın dışında bir şey olacak belki. Evet. Hükümetimizin duymasını istiyorum. Taşeron işçilerin son durumu ne oldu ne olacak? Evet. Bunu merak ediyorum. Eğer aktarırsanız bilgilerinizi teşekkür ederim. Görevimiz, hayırlı akşamlar diliyorum. Görevimiz çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet. Aysel Hanım. Şimdi Erdal Hocam. Ben soruma cevap alamadım. Buyurun. Bir daha tekrar edin. Sorunun cevabını diye vereyim. Kent meydanında evet. Ramazan ayında sırf belediye spor kulübünün para kazanması için evet. Çay satışları yapıldı. Ama bir Allah'ın kulu çıkıp da demedi ki muhalefetten. Ya arkadaşım siz ne yapıyorsunuz? Siz niye bu işe göz yumuyorsunuz? Evet. Yeşil alanların anası dine ağladı. Yeşil alan kalmadı. Yani orası önceden ağaçlar vardı. Yeşil alandı. Ağaç yok. Ağaç oksijen demek. Erzurum ova diyoruz. Şehir merkezimizde ağaç yok. Geleceğim İsmet Burak. İyi akşamlar. Alo. Alo. Hoş geldiniz İsmet Bey. İyi akşamlar. Eyvallah. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyi sağ olsun. Buyurun. Ben Erzurum'da esnafım. Evet. İmalatçıyım ben Erzurum'da. Doğu Anadolu'da yani milletvekilleri olsun, belediye başkanları olsun sadece Erzurum'a yönelik değil. Evet. Yani imalata yönelik ya da fabrikalar açılırsa bu evet. Göç olayı batıya yönelmesi olmaz. Şu anda Doğu Anadolu'ya baktığınız zaman yani sanki batıya uğrar, sanki bir çölleşme yani. Evet. Bunu biz seçiyoruz, halk için çalışmalar lazım. Halk için. Yani evet. Sadece Erzurum'a yönelik değil, Ağrı'ya baktığınız zaman, Van'a baktığınız zaman, Erzurum'a baktığınız zaman, batıya yönelik gidiyorsunuz İzmit'te, İzmit'in her tarafı fabrika. Evet. Ama duvara baktığınız zaman, yani işler acısı bir şey. Buradaki insanlar üniversite bitirmiş, iş yok.
Askeri iktidarda çalışan insanlar yani bu çoluk çocuğuna nasıl bakmalı? Bunu bakın yıllarca yani bizim başımızda milletvekili olsun, belediye başkanları olsun, ben bunları sesleniyorum. Bakın Osmanlı zamanında Erzurum'da vergi alınmıyormuş. Şu anda bakın ben esnafım, 6 ay kar altında biz çalışamıyoruz. Bu yani çok, şu anda ben imalatçıyım, bakın ben Ankara'dan buraya geldim. Ben kendim Vanlıyım yani. Erzurum'da imalatçıyım, esnafım. Maalesef Doğu Anadolu'nun yani görüş şeyi, içler acısı. Buna birisi, birileri sahip çıkmalı. İş adamlarımız olsun ya da milletvekili bir yani bir şey olmalı bu. Bu nereye kadar bu göç? Nereye kadar gidecek yani? Bunu birisi birileri dur demeli buna. Bunu yani içler acısı bakıyorum yani ne yapacaksın? Yani mesela ben küçük esnafım. Ben Erzurum'da normal bir imalatçıyım. Bir memlekette imalat olmadıkça bir şey çıkmaz. Bunu biz el ele verelim. Yani zenginlerimiz olsun, iş adamlarımız olsun, milletvekillerimiz olsun. Hepimiz, yani bu Doğu Anadolu sonuçta hepimizin. Türkiye hepimizin. Bir yerde fabrikada işçi aranıyor, bir yerde işsizlik var. Yani bunu yani bir yere gelmeli, bu bir şey, illaki bir şey olmalı yani. Renk kattınız, sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Yakutiye Parkı'nda işte demin de dediğim gibi sadece spor kulübünün ihtiyaçlarını gidermek, para kazanmak adeta. Ve bir de oradaki esnaf işgaliye parası, bilmem o parası, şu parası birileri bir şeyler götürüyor. Ama kimse çıkıp da demedi ki ya kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Niye bu sessizlik? Şimdi ben az önce bir şey söyledim. Biz Saadet Partisi olarak il başkanlığımız nezdinde muhalefet görevimizi yaptık. Sizler de bunu medyaya taşıdınız. Eğer bakarsanız görürsünüz zaten. Şimdi bu sorunların çözümü nerede? Çözümü Milli Görüş'te. Eğer sizler bu sorunlardan, halkımız bu sorundan muzdaripse Milli Görüş belediyeciliğinde öyle bir yapının oluşması mümkün değildir. Elbette ki insanlarımız Erdal Hocam, medresenin... Elbette ki insanlarımızın eğlenme gibi bir olgusu vardır. Eğleneceklerdir de. Ramazanlarımızda elbette insanlarımız Osmanlı tarihine baktığınızda görürsünüz. Eğlenirler. Güzel şerbetler, Osmanlı yemekleri. Efendim, fakat bunu milli ve manevi değerlerimizi koruyarak, milletimizin genlerinde oynamadan, milletimizi efendim farklı şeylere çekmeden yapmak lazım. Biz muhalefet olarak görevimizi yaptık. Bir de burada muhalefetin de aslında bütün muhalefet açısından söylüyorum. Türkiye genelinde. Muhalefetin de yani bakın bizim bir sloganımız var. Milli Görüş Hareketi şerre fren hayra motordur. Dolayısıyla biz her zaman şunu yaptık. Şerre fren olduk. Hayrında motor olduk. Hayır yapanların da yanında hep olduk. İyi şeyler yaptıklarında yanlarında. Efendim eleştirilmeleri gereken yerlerde de eleştirdik. Biz görevimizi yaptık. Seçimlerde eğer milletimizde bu dediğiniz yanlışları görüyorsa adres bellidir. Saadet Partisi. Şimdi medrese. Evet. Medresenin olduğu bir yer kent meydanı olabilir mi? Elbette ki bunu neye göre düşünüp yapmışlar kendilerine sormanız gerekiyor. Yani kent meydanı demek bütün evet. Etkinliklerin yapılabileceği, evet. Halkın rahatlıkla gidip dinlenebileceği bir iştir benim bildiğim ama bir tarafta Lalapaşa Camii, diğer tarafta medrese ve onun orada işte konserler, etkinlikler. Ben bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Onu bir biraz kere... sonra alayım. Osman buyurun. Bey hattımızda. Osman Bey iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Naci Bey, yayınımızı, bu güzel yayını düzenlediğiniz için size, ekibinize teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Acaba bu yayındaki il başkanımız olsun, tüm medya kuruluşları olsun, halkımız olsun. Evet. Acaba bu 10 yıl önce Türkiye'de
bu gibi gelişme, bu gibi güzellikler hiç bugüne kadar yaşandı. Dünya bize, gerçekten dünya bizi imrenerek, yani Türkiye'ye imreniyor bu çalışmalarından dolayı. Evet. Sayın İl Başkanımıza burada teşekkür ederim. Türkiye genelini diyor, biz dünyada çağırtlamış bir artık bir hükümetiz. Evet. Yani burada gerçekten İstanbul olsun, Erzurum olsun, tüm Türkiye'de olsun çalışmalar gerçekten başarıyla ilerliyor. Yani neden bunları göz ardı ediliyor? Yani biraz da ileriye bakalım. Türkiye bugüne kadar söz sahibi değildi. Dünyada söz sahibi değildi. Türkiye'yi kimse kayda almıyordu. Şu anda Türkiye artık itibarını kazanmış. Söz sahibi haline gelmiş. Şu anda başbakanımızı imrenerek gel bizim memleketimize ve gel bizim ülkemize başbakanlık yap diyebilecek bir ülkeye gelmiş. Yani bugüne kadar ben bunu gururla söylüyorum. İnanın 10 yıl öncesine bakın. Ne hastanelerde bakım vardı, ne yollarımız vardı, ne okullarda düzgün bir eğitim vardı. Yani hiçbir şey yoktu. Sadece tepemize bugüne kadar vurdular, yerimizde saydırdılar. Önümüze bir avuç bir şeyler attılar. Siz bunları idare edin. Evet. Biz gerekeni gerektiği gibi sizi yönlendiririz. Şu anda Türkiye gerçekten çağ atladı. Yani bunu hiçbir kimse, hiçbir Allah'ın kulu bunu inkar edemez. Evet. Bugüne kadar, yani ben artık biraz da heyecanlıyım, kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Yani düşünüyorum, yani geriye bile bir geriye dönüp bakalım. Nereden nereye? Evet. Bir İstanbul metropol şehir oldu. Dünyada olmayacak bir yer, tarihi bir yer şey yaşandı. Osman Bey. Buyurun efendim. Tabii ki 10 yıl öncesinde Türkiye'nin tablosuyla şu ankinin arasında dağlar kadar fark var. Orada size katılıyorum. Erzurum'u sormak istiyorum Osman Bey. Erzurum'da da Naci Bey, şimdi efendim, bunlar şimdi bir belediye olarak her kim gelirse gelsin. Evet. Bir belediye başkanı 5 dönemde Erzurum'u hiçbir şu anda hangi partiden gelirse gelsin Erzurum'un başına 5 yılda bir yere varamaz. Katılıyorum. %100 katılıyorum. Ve şimdi 4 yıla indi. 10 yılda yavaş yavaş ilerleme oldu Erzurum'da. Evet. Şimdi 4 yıla indi Osman Bey. Yani bayağı yavaş yavaş gelişledi. Şimdi evet. Erzurum'a bakarsan bir damla annesini göz önüne alalım. Evet. Kırsal kesim, mağdur yaşayan fakir fukara çok var. Evet. Şimdi bunları bir anda orayı toparlayalım, bir anda yıkıp yıkalım. Bunları bu halkı, bu vatandaşı nereye koyacak? Şimdi zamanla yavaş yavaş hepsi düzelecek. Allah'ın izniyle de düzelecek. Ama Erzurum'da da olsun bazı şeyleri göz ardı etmeyelim lütfen. Evet. Yani ben inanın bak bir yani bir kim taş üstüne taş koyarsa Allah razı olsun derim. Evet. Ama şunları da tabii ki şimdi fazla ki Erzurum'da yeraltı sorunu var. Altyapı olsun var. Ama her şey yavaş yavaş. Şimdi bazıları çıkıyor işte ben belediyecilikte gelmişim, ben buna gelmişim. Ya arkadaşım belediyecilikte gelmiş olabilirsin. Nereden gelirsen gel. Ya bir geriye dön de bir de şimdi önüne bak. Önümüz açılmış. Tamam işsizlik Erzurum'da var. Bu sadece Erzurum'da değil. Tüm ufak illerimizde her yerde var. Evet. Önemli olan ileriye görmek. Bu başarıyı lütfen önüne engel koymayalım. Allah'ın izniyle kim olursa olsun ama bazı şeyleri göz ardı etmeyelim. Teşekkürler. Evet. Hayırlı yayınlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza hayırlı sağlık. Sağ olun. Evet. Şimdi nerede kalmıştık? Yakutiye'den devam ediyorduk. Devam ediyorduk. Kent meydanı benim bildiğim çifte minareli medresemiz de var. Evet. Orada niye hiç böyle etkinlikler düzenler? Şimdi bir kere kent kavramına bakıldığı zaman bir kere bu yabancı. Biz bir kere yabancılaşmaya karşıyız. Biz şehir meydanını kullanmamız gerekiyor. Buna önem vermemiz gerekiyor. Elbette ki halkımızın hassasiyetini dile getirmemiz lazım. Erzurum Ovası diyoruz. Çok geniş topraklarımız var. Elhamdülillah. Bu kent meydanı eğer ismi konulacaksa, yapılacaksa bu geniş topraklar üzerinde milletin eğleneceği yerler yapılabilir.
Milletin eğlenmesine ben karşı değilim. Elbette ki uygun, milli manevi değerlerimize muhalif hareketlerde bulunmadıkları müddetçe insanlar eğlensinler. İnsanların eğlenmeye ihtiyacı var. Elbette ki biz burada yanlış yapılıyorsa yanlışın karşısında duralım. Dolayısıyla bu meseleyle ilgili dediğim gibi eğer biz belediyelere gelirsek öncelikle şehir meydanları kuracağız. Bir, bedestenleri faaliyete geçireceğiz. İki, bu çok önemli. Üçüncüsü ben şunu söylüyorum. Bakın biz eğer kültürel anlamda bir çalışma yapacaksak Allah aşkına dünya çapında bir tane filozof, bir tane bilim adamı, bir tane hem bizden hem başka ülkelerden bir adam gelip de Erzurum'da büyük bir sempozyum verdirilmiş mi? Efendim bunun dışında eğer sanata biz karşı değiliz ki. Mesela Türk sanat müziğinin gelişmesi için gayret gösterilmiş mi? Elbette yapıyorlarsa teşekkür ederiz. Fakat ben Erzurum'da Türk sanat müziğinin millete sevdirildiği için efendim bir program yapıldığını görmedim. Evet. Dünya çapında büyük bir resim sergisi Erzurum'umuzda açıldı mı? Gördünüz mü? Duydunuz mu? Herhangi bir haberini yaptınız mı? Hayır. Dolayısıyla biz Saadet Partisi olarak milletimizin değerlerine ters düşmeyen efendim, eğlenceye karşı değiliz. En uygun şekilde milletimizle istişare ederek onların istediği yerlere de bu alanları yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Milli Görüş Belediyesi'ni getirdiğimizde. Belediyeyi bize verecekler. Eninde sonunda bu anahtarı bize teslim edecekler. Çünkü Milli Görüş milletin ta kendisidir. Halk oyunlarında bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Son zamanlarda açıkçası halk oyunlarını izleyemiyorum. Çünkü zaten o kadar bilişim çağında meşgul ediliyoruz ki efendim her taraftan bir saldırı var. Bilişim sektöründe. Efendim televizyonlar bir taraftan bizi meşgul ediyor. Efendim internet ağları bir yandan meşgul ediyor. Dolayısıyla bizim zaten zaman ayırmamız, bu konulara zaman ayırmamız evet, mümkün değil. Erzurum'da eskiden demeyelim bundan birkaç yıl öncesine kadar kadın folklor ekiplerimiz vardı bizim. Evet. Neredeler biliyor musunuz? Görüyor musunuz şu anda? Vallahi bu konuyla ilgilenen kardeşlerimizin bu konuyla ilgili bilgileri size vermeleri lazım açıkçası. Bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değilim. Evet. Şimdi efendim belediyecilik artık son 10 dakika vaktimizi noktalayacağız programı. Evet. Tabii ki belediye seçimlerden sonra göreve gelecek başkanın elinde sihirli bir değnek yoktur. Elbette ki. Ertesi gün kalkayım da şu şehri değiştireyim. Elbette. Onu kimse yapamaz. Ama halkın da beklentileri var. Evet. İşte artık 21. yüzyıl tarafta milenyum çağı, teknoloji çağı, bilgi çağı, iletişim çağı her şeyi diyoruz. Evet. Ama bir de kentsel dönüşüm diyoruz ki Erzurum'un en aciliyette olması gereken şey trafik sorunu had safhada işte üreten bir toplum değil tüketen bir toplumuz organize sanayi sayısı diğer illerde artarken bizde ikiyi geçmiyor işte bugün Kocaeli'nde 12-13. Organize sanayi varken Erzurum'da 1 ve 2 diyebiliyoruz evet. Ve büyük şehiriz. Gel bu tarafa işte dağ mahallesinden tutun da özellikle kentin doğu tarafı, şehrin doğu tarafında hizmet noktasında böyle çok çarpıcı bir çalışma olmadığı için vatandaşların beklentileri var. Evet. Bunları de toparlarsak son olarak Erdal Karagöz ne diyecek bize efendim? Evet. Son sorunuzdan başlayayım. Elbette ki kent şehrimizin gelir dağılımı açısından bakıldığı zaman bütün dengelerinin aynı olması gerekiyor. Evet. Yani yatırımların efendim batıya doğru değil de tamamen yatay bir şekilde geliştirilmesi lazım. Biliyorsunuz bizim medeniyetimizde dikey bir gelişme yoktur. Yatay bir gelişme vardır. Dolayısıyla inşaat sektöründe de bunu ileri sürmemiz gerekiyor. Bakın inşaat sektörümüz daha çok batıya doğru ya da güneye doğru kayıyor. Yani evet. Yıldızkent tarafına. Evet. Dolayısıyla bütün yatırımları düşündüğümüz zaman
yetkili kardeşlerimizin şunu yapması lazım. Efendim, her tarafa aynı manada, aynı derecede yatırımları götürmeleri lazım. Şimdi Şükrü Paşa'dan az önce bir kardeşimiz aradı. Şükrü Paşa'daki insanımızın da elbette ki aynı hizmeti alma hakkı vardır. Evet. Palandöken'deki de, Azizye'deki de hepsinin aynı hizmeti alma şeyi vardır, isteği vardır. Evet. Dolayısıyla biz adil ekonomik sistemi o yüzden savunuyoruz. Adil ekonomik sistemde herkesin hak ettiğini ve herkese değerini vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla ekonominin, efendim, eğitimin, sağlığın ve bütün birimlerin herkese eşit şekilde verilmesi gerekiyor. Evet. Bu millet olgusunun, devlet olgusunun gereğidir. Dolayısıyla diğer şeyiniz, organize sanayi noktasında da biz sadece küçük ölçekli işletmeleri beklemiyoruz. Bakın, biz istediğimizde büyük AVM'ler yapabiliyoruz. Büyük marketler yapabiliyoruz. Şu an doğal gaz sistemi gelmiş. Bizim fabrika kurmamamız gibi bir olgu var mı? Şimdi uluslararası dünya global köy oldu diyoruz. İnsanlar istedikleri yere bir saatte, iki saatte, bir günde gidebiliyorlar. Evet. Biz Doğu Anadolu'yu düşündüğümüzde, Erzurum merkezli sanayiyi kurduğumuzda 7 milyon yaklaşık takriben 7 milyon Erzurum'un ve Doğu Anadolu'nun nüfusu var. Evet. Yanımızda Rusya var, yanımızda İran var, Orta Asya var değil mi? Evet. Efendim, Gürcistan var. Karadeniz bölgesi buraya yakın. Deniz yolu, hava yolu zaten halledildi. Bunu yani takdir etmemek mümkün mü? Evet. Elbette ki yapılan güzel şeyler var. Yollarımız güzel, tamam. Ama yollar her zaman yapılıyordu. Her dönemde yollar yapılıyordu. Yani geçmiş hükümetler hiç yol yapmadı mı Allah aşkına? Peki biz nereden gidip geliyorduk? Elbette yollar yapıldı. Tamam, teknoloji geliştikçe yolların biraz daha genişletildi. Efendim, vizyonlar geliştirildi. Teknolojinin vermiş olduğu güçle, imkanla bunlar oluşturuldu. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Fakat biz bu bölgede küçük ölçekli şirketler değil, büyük ölçekli yerli sermayeyle, ama bakın, yerli sermayeyle, uluslararası sermayeyle değil, burada üreten, burada kalan, vergiyi de buraya veren insanlarla bu işi halledebiliriz. Rusya'ya, Gürcistan'a, İran'a, Orta Asya'ya, Amerika'nın okyanusun öbür tarafından adam geliyor, malzemesini satıyor da Erzurum'un insanı, Türk milleti neden üretip de oralara satamasın? Şimdi hayal olarak görüyorlar ama bu kardeşlerimiz biliyor ki Milli Görüş Hareketi bunu yaptı. Şeker fabrikalarını kim açtı Allah aşkına? E peki şeker fabrikalarını kim sattı? Açan kim, satan kim? Dolayısıyla bunlar hazıra, efendim, daha dayanmaz. Miras yedi evlat gibi hepsini satıp savuruyorlar. Efendim, sanayiye yönelik bir üretim olmadığı müddetçe, efendim, kapımızın önüne bakın. Bütün arabaların hepsi yabancı, bize ait olan bir şey yok. E iğneden ipliğe biz artık her şeyi üretmemiz gerekmiyor mu Allah aşkına? Uluslararası, efendim, cami şeye baktığınız zaman bize ait bir tane araba şeyi bulabiliyor musunuz, markası? E yok. Dolayısıyla bizim küçük ölçekli esnafımıza destek vereceğiz ama ağır sanayi hamlesini bu milletin mutlaka gerçekleştirmesi lazım. Yoksa taşeron görüntüsünden kurtulamazsınız. Adam Kandahar'a gitsin, Pakistan'ın Kandahar'ına, efendim, niye Afrika, Afganistan'ın Kandahar'ına, Pakistan'ın Lahor'una niye fabrika kursun ki? Türkiye güvenlik bir ülke, güvenliği üst seviyede getiriyor buraya. Efendim, Türkiye'ye burada montaj görevi vermiş, üretim yok. Adam gemilerle malı getiriyor, arabayı burada şey yapıyor, piyasaya sürüyor. Türkiye üzerinden de diğer ülkelere satıyor, bize de bir ucundan gösteriyor parayı. Evet. Dolayısıyla, özür dilerim, dolayısıyla bizim mutlaka hem küçük ölçekli esnafımızı, hem yerli sermayemizi, hem de ağır sanayimizi kurmamız gerekiyor. Evet. Buyurun. Şimdi ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son olarak çok kısa, Erdal Karagül, siyasette aday düşünüyor musunuz? Aday olacak mısınız? Evet. Son olarak çok kısa alabilir miyim cevabınızı? Son olarak şunu söyleyeyim. Öncelikle ekranları başında bizi bu saate kadar bekleyen, izleyen kardeşlerimize sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Emin olun, onların içerisinden çıkmış, Erzurum'un tozunu toprağını yutmuş, efendim, soğuğunda kalmış, Erzurum'un insanını dertleriyle dertlenmiş bir kardeşleri olarak, onlar için bu mücadelemiz. Biz siyasi bir hareketiz.
Bu siyasi hareket içerisinden bir tane Erdal Karagül değil, bin tane Erdal Karagül çıkacaktır mutlaka. Elbette partimiz bize görev verirse biz bu görevi seve seve kabul ederiz. Görev istenmez. Verilir anlayışındayız. Dolayısıyla ben son olarak şunu söylüyorum. Milletimiz Milli Görüş Hareketi'ni tanır. Bizi tanır. Saadet Partisi'ni tanır. Milli Görüş'ün tek partisi vardır. O da Saadet Partisi. Onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu seçimler Milli Görüş'ün şahlanışıyla olacak. Biz hiçbir barajdan, efendim, hiçbir baraj bizi engelleyemez. Herkes bir baraja su, efendim, bir setin önüne engel olmuş bir baraja su döktüklerinde bir bardak, yani oylarını verdiklerinde görecekler ki Saadet Partisi meclise yürüyecek, belediyelerde şahlanışını yaşayacak. Bakın köylümüzün derdine şurada bir parantez açayım. Köylüyü unuttuk. Bakın bu ülkede buradan köylülerimiz bizi dinliyorsa ilk kez saman ithal ettik Gürcistan'dan. Doğru mudur? Sizler de haberini yaptınız. Canlı hayvan, bakın, ithal, saman. Bakın bugün bir süt, Allah aşkına, bir litre süt ne kadar? 600 kuruş değil mi? Ya da 60 kuruş. Özür dilerim, 60 kuruş. Bir litre mazot ne kadar Allah aşkına? 5 lira. 10 litre sütünü satacak ki köylü. 1 litre mazot alsın. Bunlar iftira değil. Bunlar eğer aklı başı yerinde insanlar, herkes bir araştırsınlar, baksınlar. Arabaları varsa zaten kullanıyorlar. Evet. Dünyanın en pahalı mazotunu, benzinini bu ülkede biz kullanmıyor muyuz? Elbette ki bizim seçtiğimiz insanlar güzel şeyler yapıyor. Ama unutmayın, Hazreti Ömer'i bile radıyallahu anh, onu bile sahabeler eleştiriyordu. Sizi neden eleştirmeyelim biz? Efendim çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, katıldınız. İnşallah önümüzdeki programlarda yine birlikte olmak dileğiyle diyorum. Son kez çok şunu kısa, söyleyeyim. Çok kısa alayım. Evet, buradan canla başla gece gündüz çalışan bütün Milli Görüşlü kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bizi tekrar bu vakte kadar izleyen bütün Erzurumlu hemşerilerimize ve dışarıdaki hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Fikirlerini düşündük. Onlara saygılarımız sonsuz. Milli Görüş Hareketi olarak Allah'ın izniyle bu ülkenin geleceğinde söz sahibiydik. Buna yine devam edeceğiz. Erbakan hocamızın bir güzel sözü vardı. Bir çiçekle bahar gelmez diyenler bugün göreceklerdi ki Allah'ın izniyle öyle güzel baharlar gelecek ki her taraf yemyeşil olacak, çiçeklerle donacak. Milli Görüş Hareketi iktidara gelecek. Evet. Saygılarımı sunuyorum. Size de ve kardeşlerimize de, emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah ben razı olsun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, bize Erzurum'da bugün belki farklı konular konuştuk ama konuğumuz da Saadet Partisi seçim işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Erdal Karagül bizlerle birlikte oldu. İzleyicilerimiz aradı. Bir de soru var. Partiye değil, adama göre oy versinler. Mahmut Bozda isimli izleyicimiz göndermiş. Osman Şimşek hattımızda herhalde bekliyor. Osman Bey, duyuyor musunuz? Naci Bey, bir daha bağlanma zorunda kaldım. Estağfurullah, şimdi, buyurun. Burada bazı şeyleri de ben gururla söylemek zorundayım. Çok kısa olursa Osman Bey, programı kapatacağım çünkü. Şimdi şunu Sayın İl Başkanımız şunu iyice bilsin. Biz hiçbir zaman zarar eden, kar eden kurumları satmayız. Eğer kurum zarar ediyorsa, evet, mecbur kalacağız. Zarar devlete küfet olacağını satarız. Orada da asgari ücretli boşta gezen insanlarımız çalışsın. Evet. Şimdi burada biz buna inanın samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir zaman yanlış adım atmadık Allah'ın izniyle. Bundan sonra da atmayız. Büyükşehir olsun, Yakıtı olsun, Dadaşkent olsun, Yıldızkent olsun. Her zaman çalışmalarda gurur vericidir. İlerisi de daha iyi olacağına da eminim. Evet. Burada da tüm yayını, emeği yayına geçen arkadaşlara, sizlere herhalde hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Zamanı köylüler iyi biliyor. Her ne nasıl derecede zarar ettiklerini. Evet. Tabii ki köylülerde isteriz daha da güzel kazançlar. Ama üretsinler. Yan yatmasınlar.
yan yatarsa, tabii ki her şeyi devletten beklerse, mazotu devletten alır, yan gelir yatarsa, ekmezse, pişmezse, tabii ki bedelini kendisi çekecek. Evet. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Azaz. Evet sevgili izleyiciler, biz Erzurum'da... Son kez ben kapatmadan bir şey söylemek istiyorum. Hayır mümkünse. Lütfen başkan, çünkü tartışma büyüyecek. Şimdi tamam. Siz söyleyeceksiniz, Osman Bey arayacak. Osman Bey kapatacak, siz konuşacaksınız. Bu açıdan peki, öylesi daha ediyorum. İyi. Ona da saygı duymak lazım. Sevgili izleyiciler, Erzurum hepimizin yaşadığı şehir. Toplum olarak değer verdiğimiz, değerlerini korumaya çalıştığımız şehir Erzurum. Evet, aslında konuşacak çok şeyimiz var. Ama önümüzdeki haftalar bunları işlemeye devam edeceğiz. Bakın, sağlık kenti diyoruz. Sağlık kampüsleri yarıda kaldı. Spor kenti diyoruz. Sporda ne derece başarılıyız? Eğitim kenti diyoruz. Atatürk Üniversitesi bacasız sanayimiz, Erzurum Teknik Üniversitesi ne yapıyor? Sağlık, kültür. Kültürden bir haber olan il müdürüyle kültür ve turizmi canlandırmaya çalışıyoruz. Nereye kadar? Bakın bir yürüyüş yapıldı hafta sonu Tabyalara. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü neredeydi? Bu organize için ne yaptı? Turizmi çok seven bir valimiz var. Erzurum'un ismini duyurmaya çalışan bir valimiz var. Halkla bütünleşen, halkla iç içe olan, yeri geliyor esnafla, yeri geliyor taksiciyle, yeri geliyor çırağıyla, kalfasıyla oturup çay içip, sohbet edip sorunları dinleyen bir valimiz var. Çalışan bir valimiz var. Ama bürokraside neredeyiz? Maalesef bu soruların cevaplarını bir türlü alamadık. Bakın bir fuar düzenlendi. Cağ kebabına, yanlış hatırlamıyorsam, Mardin, kadayıf dolmasına da Antep mi bir yer sahip çıkmıştı. Yahu Erzurum'un iki tane çok önemli yiyeceği bunlar. Mutfağından bizim ürettiğimiz, mucide olduğumuz kadayıf dolmasıyla cağ kebabına bile, hani derler ya, elin adamı elini kolunu sallaya sallaya sahip çıkıyor. Çıktı da bizim Kültür Turizm İl Müdürümüz veya o birim veya o müdürlük maalesef bu sorulara cevap verme gereksinimi bile duymadı. Öyle bir Kültür ve Turizm İl Müdürümüz var ki, dediğim gibi, kültür ve turizmden bir haber ama gelin görün ki maalesef ne karışanı var ne hesap soranı var, adam da bildiğini okumaya devam ediyor. Evet, 30 Mart 2014 yerel seçimler var dedik. Gerek Adalet ve Kalkınma Partisi, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerek Saadet Partisi, gerek Büyük Birlik Partisi ve daha sayamayacağım diğer partiler yoğun bir tempoda aday belirleme sürecinde çalışmalarına devam ettiriyorlar. Önümüzdeki hafta pazartesi akşamı saatler 20'yi gösterdiğinde gelişmeleri an be an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gece diliyorum. Haftaya pazartesi biz Erzurum seçime doğru da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.